Evet sevgili arkadaşlar, sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz. Hoş geldiniz. Öncelikle konumuz Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı. 2-1 mağlup etmesi. Dün ben WhatsApp grubundaki arkadaşlara bir soru sordum. Aynı soruyu sizlere de sorayım. Muhtemelen bulmuşsunuzdur cevabı ama cevabı bulmayan varsa. Fenerbahçe Kasımpaşa'yı yendi. 1. Kaç puana ulaştı? 2. Sıralamada kaçınca? Hani dedim eğer bunu istisnasız biliyorsanız Fenerbahçe'nin durumu iyidir. Ama bunu bilmiyorsanız sıkıntıdır. <laughs> Bu bir iki sorumdan üçüncü soruya geçelim arkadaşlar. Fenerbahçe Kasımpaşa maçının ilk yarısı kaç kaç bitti? Bak yanlış anlamayın. Öyle bir maç izlettirdik. Ya da şunu söyleyeyim Fenerbahçe Kasımpaşa maçının son 30 dakikasında hop oturup hop, hop kalkmadınız mı? Hani, ya gitti maç. Ah yine yenildik. Hani buradan döner. Tamam hayırlı olsun demediniz mi? Yine bir soru sorayım arkadaşlar. 3 puan 3 puandır, doğru. Peki bu 3 puan'a göğsü kabaran var mı? Ya iyi oldu. Yani çok iyi oynadık diyen var mı? Yok. Sorularımı sürdüreyim arkadaşlar. İrfan Can Kahveci. Dün istatistikleri de söyledim. Hani kısaca söyleyeyim. 0 şut. %63 pas yüzdesi. Bakın Fenerbahçe takımının futbolcusu. %40 ikili mücadele başarısı. Yani 10 tane ikili, müc ikili mücadeleye girse 4'ünü kazanabilmiş. Bir top çalma 15 top kaybı ve 81 dakika sahada kalma. Şimdi yine bir soru sorayım. Acaba İrfancan Can Kahveci'ye güvenen var mı ya da İsmail Kartal'a? Ya da özet olarak şunu söyleyeyim. Seneye İsmail Kartal'a devam ediliyor desem tepkiniz ağır mı olur hafif mi olur? <laughs> Bu soruların hepsine tek tek cevap yazabilirsiniz arkadaşlar. Hatta yazmanız da işime gelir. Çünkü bu videolara atılan her yorum, her beğeni, izlenen her reklam, üstüne tıklanan her reklam ve e, uzun süre tam e, videonun tamamının izlenmesi kanala çok ciddi katkıda bulunuyor. Çok ciddi katkınız oluyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi Vitor Pereira, İrfan Can Kahveci ve Mesut Öz ile belki de tarihi sezonlardan birini yaşatıyordu. Yani kendilerini takımdan teknik direktörden üstün gören iki futbolcuya kariyerlerinin en güzel başlangıçlarını yaptırmıştı. Hatta hala da onun yiyor ikisi ha. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi dün İsmail Kartal'a birçok kişi aynı tepkiyi gösterdi. Herhalde uyuyor. İşte Valencia Pelkas'ın zamanı. İşte Valencia girsin, Pelkas girsin. İrfancan zaten sahada yok. Rossi de düştü gibi. Hani niye girmedi 70 dakika oldu hala bekliyoruz diye. Ve Fenerbahçe'nin vasat severlik seviyesi ortaya çıktı. Tabi maçta hep kötüleri konuştuk. Biraz da kötünün iyilerini konuşalım. Mesela Atilla Selay. Bir gol. Kazanılan ikili mücadele sayısı 4. Kilit pas 1. Yani şut pası. Orta isabeti %50. Bu benim açımdan sıkıntı değil. Çünkü Fenerbahçe çok orta açan bir oyun oynamıyor. Top kapma 2. Top uzaklaştırma 2. Yani hocam maçın adamı Atilla Salah'ı diyenler oldu. Dedim ki ya, hani maçın adamlık bir performans sergilemedi. Ama hocam gol attı. Yani her gol atan maçın adamıysa. Yani her gol atan maçın adamı olmaz. Mesela Kasımpaşa'dan Muleka gol attı. Maçın adamı mıydı? Değil. Bence Fal, Mabit. Hatta Eren Elmalı bence tartışmasız maçın adamıydı rakipte. Serdar Aziz'e gelelim. Serdar Aziz'in Kasımpaşa performansı. Kazanılan hava topu 4'te 4. Uzaklaştırma 12. Kazanılan ikili mücadele 5'te 5. Pas arası 1. Top kapma 1. Yapılan faul 0. Şaka gibi değil mi arkadaşlar? Kılçıksız bir performans. Yani kılçıksız bir performans. Tertemiz. 4'te 4 hava topu. 5'te 5 ikili mücadele. 12 uzaklaştırma. 1 pas arası. 1 top çalma. 0 faul ve bu Serdar Aziz konusunda bazı çok bilmiş Fenerbahçe ulemaları, ukalaları yok Serdar canlı bomba, yok Serdar'ı gönderin, yok şöyle böyle. Ya bak şimdi dönek yorum yapma, yapanlardan nefret ediyorum, tiksiniyorum. Dönek yorum nedir? Şudur. Ben şu iyi, bu iyi diyorum. En düşük performans sergilediği maçta çıkıyorlar. Hani iyiydi. Ya arkadaş beyinsiz misiniz? Gerizekalı mısınız? İnsan her günü birbirine uyar mı ya? Bunu anlamayacak kadar aptal değilsinizdir. İşinize geldiği gibi konuşup dönek dönek yorumlardan nefret ediyorum ya. Serdar Aziz, şu ligde şu anda oynayan en iyi Türk stoperlerden birisi. Maliyeti düşük, kalitesi yüksek, milli takıma sonradan geri seçilmiş. Ya bu tip bir futbolcuyu elinden kaybeten sakın. Serdar Aziz'i bugün alacak olsan 3,5-4 çekerler sana. Şu yaşında. Ama aynı kişiler Altay Bayındır gitsin, işte Berke oynasın. Berke gitsin, Ertuğrul oynasın. Ya bunları memnun edemezsin. Bak Altay dur demişken maçın en iyi reyting 9.2 vermişler. Yani 0.8'i nereden kırmışlar çözemedim. 40 pas, 7 kurtarış, 1 yumruklama, 1 uzaklaştırma, 1 ikili mücadele kazanma, 1 hava topu kazanma. Yani 7 kurtarış bence maçın özeti. Şimdi Altay Bayındır. Uğurcan Çakır şeyini açayım, dosyasını açayım. Çünkü Türkiye'nin en iyi iki Türk kalecisi olarak adlandırılıyorlar. Kimine göre Ersin Destan oldur, kimine göre İsmail Çipedir. Ki bana göre de İsmail. Neyse yalan söylemeyeyim arkadaşlar. Şimdi ironi de olsa yalan söylemeyelim. Şimdi Altay Bayındır'ın oynadığı daha doğrusu oynamadığı 14 maçta Fenerbahçe 16 puan topluyor. 1-14 puan ortalaması. Bakın 14 maç 16 puan. Rezalet. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor 14 maçta 16 puan toplayacak kadar rezalet olmaması lazım. Bence. Yine Fenerbahçe Altay Bayındır'ın bu sezon forma giydiği 13 maçta kaç puan toplamıştır? Evet. 26'nın üstünde. 28 puan toplamış 13 maçta. Bakın 13 maç 28 puan ortalaması her takımı şampiyon yapar şu ligde. 2.15 puan ortalaması. 2.15 yani 40 maç üzerinden düşünün arkadaşlar. Yani 40 maç oynanacağı için bir düşünün. Yani e, 10 maçta sana 21.5. 20 maçta sana hani e, 42 43 40 maçta 86 puan yapar. Rahat şampiyon yapar. Ha bir istatistik yayınlayan arkadaş 6 ay yokken e, forma giyen Berke ile birlikte kıyaslıyordu. Saçma sapan bir kıyaslama. Durum bu. Son 3 maçta Fenerbahçe 9 puan aldı. Tertemiz bir şekilde. Altay'ın sakatlandığı gün Fenerbahçe ciddi sorun yaşadı. Muslera'nın sakatlandığı gün de Galatasaray ciddi sorun yaşadı. Aa, şimdi Altay'la mutlaka ve mutlaka sözleşme uzatılması lazım. Şimdi Uğurcan Çakır konusuna gelelim. Trabzon'un öyle maçları var ki bu sezon. Şimdi bakın arkadaşlar, rakip camia bunlar. Bizim Hani ligdeki rakibimiz Düşmanımız değil bunlar Bunlar rakip camia O yüzden Hani rakip camia olmalarına binaen konuşuyoruz Yoksa hani Sürekli göz önüne getirelim Şöyle böyle değil Birçok maçı Trabzon taraftarına da sorayım Birçok maçı Uğurcan kazandırdı deseniz Öyle bir şey yok Hayır Uğurcan her maçta bir tane kurtarıyor falan derler mi? Demezler Ne derler? Evet Uğurcan çok iyi Türkiye'nin en iyi kaleci Evet Kazandırdığı maçlar da var Kazandıracak kardeşim Yoksa niye kaleci olsun derler Söz konusu Fenerbahçe'ye gelince. Kaleci maç kazandırdı. O orada dur. Fenerbahçe'ye kaleci maç kazandıramaz. Kakao. Ya. ya arkadaş. Atanın iyi olacak, tutanın iyi olacak diyenlere bakıyorum. Hocam Altay sayesinde Fenerbahçe kazandı. E, Fenerbahçe'de dün en çok mesafe kat, kat eden isim Miguel Crespo olmuş. 12.6 kilometre. Ben devre de arası yayınlaştım. Millet Crespo'ya küfür etmemi istiyor. O kadar kötü diye. Osayi Samuel Süper Lig'in 27. haftasında en yüksek hıza ulaşan futbolcu olmuş. Saatte 34.7 kilometre. Yani sorsam Samuel de bir şey yapmadı. Ki ben dün beğendim dedim ya size. Bunu da muhtemelen savunmada yaptı ha bu hızı. Yani ofansta yapmadı bu hızı. Şimdi bak. Atanın iyi tutanın iyi olacak. Bu istisnasız bir kuraldır. Ama her maç tutanın iyi olursa bu sıkıntıdır. Fenerbahçe yanlış anlaşılmasın. Son 3 maç küte pata gidiyor. Kabul. Küte pata gidiyor. Bireysel ayaklarla 3 puana kazandı Fenerbahçe. Kabul. Bence bireysel ayaklarla kazandı. Yani Trabzon maçı zor bir maç olacak. Kabul. Hatası telafi olmayacak bir maç. Kabul. Şu an dünkü maçın kötü oyunu umurumuzda mı? Bence değil. İsmail Kartal'ın çapı belli. Kalitesi belli. Kalibresi belli. Bence 3 puan daha önemli. Ha şans puanı bizden bize yakın doğru. Son 3 haftadaki 9 puanın hepsi futbol değil, şans. Ben size bir şey söyleyeyim. Trabzonspor'un bugüne kadar aldığı galip galibiyetler içerisinde belki 5 tanesi şanstır. Belki 5, beş, belki 5'ten fazlasıdır. Şanslıktan kasıt şu kötü oynadığı maçı kazanmak. Ya zaten iyi bir sıralamada bitirmek istiyorsan kötü oynadığını da kazanacaksın, iyi oynadığını da kazanacaksın. Fenerbahçe'nin bir Kayseri maçı var. 4 top direkten döndü ya. Bir net penaltı verilmedi. Bir üfürük üfüreye yakın penaltı verildi. Hani penaltı da üfüreye yakın penaltı verildi. Bir net penaltısı verilmedi. Yok iki net penaltısı verilmedi. Özür, özür, dilerim. İki penaltı verilmedi. Dört topun direkten döndü. İnanılmaz. O gün Fenerbahçe bir farkla kazansaydı hanede iki puan fazla yazacaktı. O iki puan sonraki haftalara domino etkisi yapacaktı. İlk de devredeki Trabzon Fenerbahçe maçına girelim. Hakem performansını tam tersi yapalım. Trabzon'a sağda Trabzon'u doğradığını düşünelim. Fenerbahçe o maçı kazansaydı. Hakemle kazansaydı. Şu an sıralamada Trabzon kaçıncıydı? Bir düşünün bakalım. Sadece bir düşünün. Yok hocam çok iyi top oynuyorlar. İşte Abdullah Avcı'yı e uçuyorlar kaçıyor. Arkadaşlar kırılma anları maçın içinde de kırılma anları vardır. Sezonun içinde de. Mesela 3 maçta Fenerbahçe kazanıyor. Trabzon maçına çıkarken diyecektir ki ulan 3 maç bizi kurtarmaz. Adam akıllı oynayalım. Bu arada arkadaşlar Altay'ın çok güzel bir açıklaması var. Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim buraya. Bir kurtarış anı belki. Ama hayata tutunmaya, bombalardan kurtulmaya çalışan çocuklar varken çok zor. Parkta oynaması, top peşinde koşması gereken, yaşta, sığınaklara hapsolan ailesiyle yollara düşen çocuklar. Evlatlarımıza miras, hayat. Nowhere. Nowhere. No war. No war, Artık e, ne şekilde okursanız. Yani e, net olarak savaşa hayır diyor. Şimdi bunu da anladınız mı? Bunu da anladınız. Gelelim Rossi ve Berisha e, e, sorunsalına. Şimdi Rossi'nin şöyle bir durumu var. İlk olarak yani ilk sorun fizik gücü değil arkadaşlar. Çekingen olması, yani kararsız kalması. Rakipten sürekli kaçış içinde olması. Yani bu maç değil, birkaç maçta dikkat etmenizi bilmiyorum. Artı ivmede gidiyor. Ya adamın yeteneği var. Ama doğru karar verse, doğru işler yapsa iş bitecek. Bir de olan şu. Dün de söyledim bak. Yere düşünce faul vermiyorlar. Rossi yere düşünce faul vermiyorlar ama ulan aynı Rossi 1.90'lık adama dokununca hakem 50 metreden 40 metreden faul diye koşuyor ya. Ya bir bakın arkadaşlar. Yani Rossi'nin fiziği yok şu yok bu yok diyoruz ya. bir bakın ya. İstemiyorlar arkadaşlar. Futbolcudan anlıyorlar. Bak ben size söyleyeyim. Berişe konusunda da şöyle bir şey var. Ee, bakın Mehmet Demirkol'un Berişe'ne ilgili kısa bir önerisi var. Daha doğrusu bir çıkarımı var. Önce şunu söyleyeyim. Kasımpaşa tempo yaparak Fenerbahçe'nin önde kaybettiği her top sonrası vakit kaybetmeden rakip kanıya yöneldi. Doğal olarak Fenerbahçe savunması kendisini garantiye almak için geri koştu. Hatlar koptu. Yani akına çıkmaya çalışırken özellikle ikinci yarıda Kasımpaşa, Crespo ve Zaytis'e top aldırmadı. Uzun topla başladığında da top aynı hızla geri geldi. Bu git gelli oynasında Pereira döneminde bu yana sarılacı istenen bir durum. Giresun ve Hatay deplasmanları bunun zirvesi. Ancak bunun için Valencia gibi güçlü bir driplinkçiye ihtiyacım var. Yani diyor ki topu bir o kalede bir bu kalede olsun. Sana da topu alıp sürüp gidecek hızlı bir forvet olsun. Yani Valencia olsaydı Fenerbahçe daha farklı olur diyor. Ve bu oyunu Berisha önde tek başına yapamaz diyor. Dün sahaya çıkan ön dörtlü fazlasıyla yumuşak kaldı. İlk yarıda Altay'ın devleşmesiyle ayakta kalmışken ikinci devreyi aynı 11 ile başlamak büyük riskti. Berisha oynayacaksa mutlak yanına güçlü bir pas link uzmanı koymak lazım. Valencia ideal ama Serdar dahi olabilir. Bunu yapmadan ondan kat kalmak zor. Ciddi bir güven bunalımı da yaşıyor. Bu tabloda bak ciddi bir güven bunalımı yaşıyor. Ve çift forvet oynansın yani Serdar da olabilir, Valencia da olabilir diyor. Bu tabloda sona kadar birbirle gelebilmeleri başarı. Sonda gelen gol ise form olarak dibe vuran Kasımpaşa golünde hiçbir şey yapmadan seyreden Salahi için umarım moral olur diyor arkadaşlar. Şimdi normalde ben bu videoyu iki kısma ayıracaktım ama kalan kısmı da söyleyeyim. Bakın Berisha için de söylüyorum. Eee için de söylüyorum. İkisi de yetenekli topçular, İkisi de iyi topçular. Kötü bile olsalar hani şemsiye açılmaz misali, gerek bonservislerini düşünün, gerek yıllık ücretlerini düşünün. Çenenizi kapatın. Çenenizi kapatın. Ben o kadar söyleyeyim. Şimdi gelelim İsmail Kartal'a. Ferdi Kadıoğlu en az bir buçuk ay yok. Tahmin ediyorduk zaten. Filip Noah'ın dönüş tarihi belirsiz. Ben size söyleyeyim. Açık açık bakın. Açık açık İsmail Kartal e, transferleri duyurdu. Ben size söyleyeyim duyurdu. Açık açık bak transferleri duyurdu. Açık açık çok net. O gitti diyor. Yani Ferdi uzatacak uzatma bir bir buçuk ay düşünecek diyor. Novak bir daha Fenerbahçe forması giymeyecek diyor. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Gustavo'nun adını bile anmadı. Dikkat ettiniz mi? Sosa ile ilgili yorum yapmadı. Yani Gustavo da Sosa da sezon sonu yolcu diyor. Yani üç tane ayrılığı açıkladı. Üç, tren, üç ayrılığı açıkladı arkadaşlar. Bakın 3 ayrılık e, açıkladım. Fakat İsmail Kartal'ın saçmaladığı yere gelelim. Arda Güler bugün oynadı ama yarın oynayacağının garantisi yok. Burası Fenerbahçe. Kendisi yavaş yavaş oynayacak ve onu koruyacağız. 3 hafta önce Türkiye'de Arda Güler'i kimse tanımıyordu. İsmail Kartal şu cümleleri söylerken burnunun uzayıp uzamadığını hiç kontrol ettiğinde. 3 hafta önce Arda Güler'i kimse tanımıyordu demek yalanın ağababasıdır, daniskasıdır. Devamı var. Ben cesaret ettim oynattım biz vesile olduk ve şimdi tüm Türkiye Arda Güler'i konuşuyor. Fenerbahçe tarihinde son zamanlarda ilk defa bu kadar genç çocukları oynatan benim. Arka arkaya yalanlar silsilesi. Bak şunu söyledim. Hatırlarsınız ben Ersun Yanal'ı son dönemde şu yüzden değiştirmiştim. Koy Cenk Alptekin'i. Koy Gürkan Başkan'ı. Koy Abdülcebrahil'i Solbek'i. Ya sana ne Fenerbahçe'deki gençler iyi olacak kötü olacak. Sana ne? Oynat gitsin demiştim. Bak kaymağını böyle İsmail Kartal yer. Sen o günlerde sevgili Ersun Yanal sen o günlerde kanat oyuncun yok mu? Yok. Yok mu? Altyapıdan oyuncu oynatacağım. İlk 11 başlayacak. Yetenekli çocuk. Ben gördüm yeteneği. Deseydin, bir iki maç sırf o çocuk yüzünden kaybedilseydi ben ne yapayım arkadaş? Transfer istedim yapılmadı. Ben de Türk futboluna genç kazandırıyorum. Fenerbahçe'nin durumu malum. Deseydin kahraman olurdu. Sen bunu yapmadın. Sen Fenerbahçe'yi düşündün. İsmail Kartal şu anda bakın kimi düşünüyor acaba? Pamela Anderson hocam. Yok o kadar da değildir. Bak anladınız mı? Bak ne güzel kaymanıyor. Bu arada İsmail Kartal'a bir hatırlatma. 20 Ağustos 2021. 20 Ağustos 2020. Yani yaklaşık 6-7 ay önce. Vitor Pereira diye bir adam var. Arda genç olduğu için değil. Kaliteli ve karakterli olduğu için oynuyor demiş. Demek ki 3 hafta önce tanımadığımız Arda Güler'i 6-7 ay önce tanıyormuşuz. Yani bu çocuk 17 yaşında 3 hafta öncesine kadar Arda diye bir şey yoktu. Türkiye'de biz vesile olduk. Ben de bu cesareti gösterdim diyor. Şimdi Arda Güler'in aynı şekilde kanat oynaması oyuncunun yeteneğini haksızlık. Kesinlikle bu yaştaki bu çocuğa farklı sorumluluklar yüklemedir. Arda Güler oynadığı maçlarda hep top alıp dağıtan isim. Ya bu maçta Kanada hapsoldu. Orada aman İrfan'dan Verkac'a gireyim, şunu yapayım, bunu yapayım dedi ki İrfan dandik bir performans sergiledi. Şimdi Kevin De Bruyne, Modric, Kroos hani bu tip isimlerin oynadığı 8 8.5 gibi oynatırsan Arda Güler uçar. Sen tutup da ya De Bruyne bu maçta da sağ bek oyna. Bu maçta da sol bek oyna dersen sonra da ben buldum onu dersen millet sana bir tarafıyla güler. Ya kulüp bilmiyorum fiyasko alanı ya. Arda Güler şu anda dünya futbolunda yani dünya futbolunda yüksek bir reytinge sahip olan 8 10 hatta 8.5 diyelim. O pozisyonda belki de dünya tarihine geçecek bir e, patlama yapması beklenen isim. Ama ikinci sınıf hocaların garip mevkilere devşirme çabalarına inşallah kurban edilmez. Şimdi ligde eğer ikinci olursak Ali Koç'un da kişisel rekoru kırılmış oluyor bilginiz olsun. Çünkü daha önce en büyük başarımız 3. olmaktı. Yani kalede Altay Bayındır olmasa rakip belki de fark atacak. Belki de e, Ali Koç döneminin en farklı mağlubiyetini alacağız. Ve ikincilik hayali kuranlar var. Üçüncülüğü başarı sayanlar var. E, ve eleştiren insanlara laf edenler var. Fenerbahçe'nin yeri üçüncülük, ikincilik değildir. Şampiyonluklardır. Yani Fenerbahçe'yi ikinci oldu diye övmek yani konuşmak istemiyorum ya. Bu cümleyi kurmak istemiyorum. Fenerbahçe ikinci oldu diye. Yani ikinciliği kovalıyor diye. Şu anda Fenerbahçe Averaj'da dördüncü sırada bir Fenerbahçe'yi eleştirenlere laf sokma çabaları var. Çok komiksiniz. Önümüzdeki periyotta yanlışım yoksa Galatasaray, Alanya, Trabzonspor. Yok Alanya var mıydı ya? Vardı yanlışım yoksa. Yani böyle bir periyoda gireceğiz. 5 yani maçtan 15 puan alan öpüp başımıza koyalım. Tek kelime etmeyelim. Keşke becerebilseniz. Keşke becerebilsiniz. Ya bilmiyorum farkında mısınız? Hani Giresun maçı. Şöyle bir düşünüyorum. Giresun kötü takım değil. Düşmeyi kesinlikle hak etmiyor. Kasımpaşa düşmeyi kesinlikle hak etmiyor. Ama Fenerbahçe bu maçlardan galibiyetle ayrıldı. Baktığın zaman galibiyet galibiyettir diyorsun. Üstüne koyman gereken dersler var. Mesela Hatay maçı. Hatay'ı yendin yenmesine de nasıl yendin? Mesela Hatay maçında El Kab'i dandik bir performans gösterdi. Bu hafta haftanın 11'ine seçildi mesela. Umarım Fenerbahçe'de bir şeylerden ders çıkarılır. Yani umarım havada kalmaz konuşmalarımız. Arkadaşlar bir beğeni, bir yorumu çok görmeyin. Görüşmek üzere inşallah.